Merhaba sevgili hanımlar, Örgü Annem'e hoş geldiniz. Bugün sizlere sade ve sade olduğu kadar da çok güzel bir örnek hazırladım. Bu örneğimizi başta bebek örgüleriniz olmak üzere istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Örneğimizin görünüşü bu şekilde. Hemen arka yüzüne de bir göz atalım. Bu arada örneğimiz 4 ve 4'ün katları artı fazladan 2 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımı yaparken 16 ilmek artı fazladan 2 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 20 ilmek üzerinden yapacağım. Bu arada hemen örnek üzerinde de göstermek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 motif üzerinden yani 4 örnek üzerinden anlatımımı yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Arkasından 2 ilmek ve 2. ilmek ve 3. ilmek bakın 1, 2. 2. ve 3. ilmeğin arasından batarak bir tane ilmek alıyorum ve hafifçe uzatıyorum. Ve öndeki bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Aradan almış olduğumuz ipimizi 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. Tekrar 2 düz. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasından batarak bir ilmek alıyorum. Öndeki 2 ilmeği yine düz olarak örüyorum. Aradan almış olduğumuz ipimizi 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar 2 düz. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasından batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bütün bir sıramızı bu şekilde örüyoruz hanımlar. Almış olduğumuz ipimizi 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yine 2 düz. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasından batıyorum. İpimi hafifçe uzatıp 2 tane düz örüyorum. Yine çıkarmış olduğumuz bir ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. En sonda 2 ilmeğimiz kaldı ve bunları da düz olarak örüyorum. Başlarken 2 düz ile başlamıştık. Bitirirken de 2 düz ile bitiriyoruz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Bu ikinci sıra özellikle örgüye yeni başlayanlar için çok karışık gelebilir. Oldukça yavaş anlatmaya çalışacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters örüyorum. Bakın burada 2 ilmeğimiz var. Üzerinden ip atlattığımız ve çok belirgin bir şekilde duruyor. Burada ilk ilmeği sağa, ikinci ilmeği de yanındaki ilmeklerle sola doğru yer değiştireceğiz. Hemen şöyle yapıyorum. Bakın ikinci ilmeğimiz boğum içinde duruyor zaten. Arka taraftan sağ şişimi alıyorum. Şişimden ikisini serbest bırakıyorum. Öndekini sol şişimi alıyorum. Ve bakın şöyle sağa doğru ilmek değiştirdim. Bunu da sağ şişimi takarak İki ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki ilmekle yanındaki ilmeğe geldik. Bunları da öndekini sola, arkadakini de sağa doğru yer değiştireceğiz. Bu yüzden arkadakini sağ şişe alıyorum. İki ilmeği de sol şişten serbest bırakıyorum. Öndeki ilmeği sol şişime alıyorum. Arkadaki ilmeği de bakın sağa doğru yer değiştiriyorum. Ve yine bunları da ters olarak örüyorum. Bu örnekte bu yerleri karıştırmamanız çok önemli. Yani sağa ve sola yer değişimlerini. Bakın yine boğumlu olan 2 ilmeğe geldik. Öndekini önden alıyorum bakın. Ve bu şekilde yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği sola doğru almış oldum. Ve bunları yine ters olarak örüyorum. Arkadaki 2 ilmeğe geldik. Arkadakini önce alıyorum. Serbest bırakıyorum. Öndekini sola. Sağ şişimdekini de sağa doğru yer değiştiriyorum. Ve ikisini de ters olarak örüyorum. Bu ortadaki 2 ilmeği dikkat ettiğiniz sürece karıştırmazsınız. Öndekini arkadan alıyorum. Yer değiştiriyorum. Ve ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği de önden alıyorum.
öndeki ilmekle yer değiştiriyorum. Ters olarak örüyorum. Bakın yine burada boğumlu olan yer. Öndekini ön yüzden alıyorum. Şişimden serbest bırakıyorum. Öndeki ilmeği sol şişime alıp yerlerini değiştiriyorum. Ve yine ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeklerimiz. İkinci ilmeği kendimden tarafa alıyorum. Ve yine öndekiyle yer değiştiriyorum. Ve yine ters olarak örüyorum. Sonunda kalan bir tersimiz ve kenar ilmeği. Şimdi şöyle bir bakalım. İlmekleri sağa ve sola bakın. Aldık. Çok da belirgin bir şekilde görünüyor. Ön yüzümüzde 3. sıramızdayız. 3. sıramızı tamamen düz olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Dördüncü sıramızda ve arka yüzdeyiz. Dördüncü sıramızı da tamamen ters olarak örüyoruz. Örneğimizin en sıkıntılı bölümü dediğim gibi ikinci sıramız. Geri kalan kısmı görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk sevgili hanımlar. Örneğimiz kendisini 4 sırada bir tekrarlıyor. Bu arada ben çok gerek görmedikçe örneği ikinci kez tekrarlamıyorum ama bu örneği ikinci kez tekrarlamakta fayda görüyorum. Tekrar en başa dönüyoruz. İlk sıramıza kenar ilmeğimden sonra 2 düz örüyorum. Bu ilk sırayı biraz hızlı geçeceğim. 2 düzden sonra 2. ve 3. ilmeğin arasından boşluğa batarak bir ilmek alıyorum. Hafifçe uzatıp öndeki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve almış olduğumuz bu ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar 2 düz. 2. ve 3. arasından yine batarak bir ilmek alıyorum. Hafif uzatıp 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Yine almış olduğumuz bu ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 düz. 2. ve 3. arasından batıyorum. Hafifçe aldığım ilmeği uzatarak 2 ilmeği düz örüyorum. Yine bu ilmeğimizi 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 düz. Yine ikincinin ve üçüncünün arasından batarak bir ilmek alıyorum. Hafif uzatıp 2 ilmeği düz örüyorum. Ve bu ilmeğimi yine 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sonda kalan 2 düz ilmeğimiz. Ve kenar ilmeğim. İkinci sıramızda ve arka yüzümüzdeyiz yine. Dediğim gibi kafanızı karıştıracak olan tek yerde burası. Burayı yine yavaş olarak anlatacağım. Kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın burada sizin odak noktanız üzerinden ip atlatmış olduğumuz bu iki ilmek olsun. Bu iki ilmeğe odaklandığınız zaman bu sırada çok da fazla karıştıracağınızı sanmıyorum. Kenarlarında iki tane ilmeğimiz var görüyorsunuz. Bu ilk ilmeği yani boğumun içindeki ilk ilmeği ön yüzden alıyorum. Bu şekilde. Sol şişten serbest bırakıyorum. Öndekini sola alıyorum. İkinci ilmeği bakın sağa doğru yer değiştiriyorum. Ve bu iki ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci boğumun içindeki ilmeğe geldik. Arkasındaki ilmeği kendimden tarafa olan yerden alıyorum. Şişimden serbest bırakıyorum. Öndeki ipi sola alıyorum. Pardon ilmeği. Ve öndekini de sağa doğru yer değiştiriyorum. İkisini de ters olarak örüyorum. Bakın şöyle önden göstereyim hemen yine. İlmekler sağa ve sola ön yüzden bu şekilde görünecek.
tekrar devam edelim. Yine bak, bakın boğumun içindeki iki ilmek. İlk ilmeği önden alıyorum. Ve öndeki ilmekle yer değiştiriyorum. Ve ikisini de ters olarak örüyorum. İkinci ilmeklere geldik. Arkadakini kendimden tarafa alıyorum. Serbest bırakıyorum. Boğumun içindeki ilmeği sol şişe, arkadakini de sağa doğru burgu yapıyorum ve ters olarak örüyorum. Şimdi bakın boğumun içindeki iki ilmeğe geldik. İlk ilmeği yine önden alıyorum. İki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve ikisini de ters olarak örüyorum. Arkadakini bu sefer sağ şişe ön yüz kendimden tarafa alıyorum. Yine ortadaki ilmekle yer değiştiriyorum ve ikisini de ters olarak örüyorum. Son ilmeklere geldik. Yine bakın öndeki ilmeğimi, boğumun içindekini diğer taraftan sağ şişe alıyorum. İkisini de beraber serbest bırakıp öndekini sola, arkadakini de sağa doğru yer değiştirmiş oluyorum. İkisini de ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği kendimden tarafa alıyorum. Serbest bırakıyorum. Öndekini sola alıyorum. Arkadakini de sağa doğru yer değiştirmiş oluyorum. Ve ikisini de yine ters olarak örüyorum. Sonda kalan bir tersimiz ve kenar ilmeği. Ön yüzümüzde 3. sıramızda şöyle bir bakalım önce. Bakın örnek tam olarak çıkmaya başladı. 3. sıramızda bütün ilmeklerimiz düzdü. Hepsini düz olarak örüyoruz. Arka yüzümüzde yine 4. sıramızdayız. Bu sıramızı da tamamen ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü bitirdikten sonra örneğimizi sizlerle beraber ikinci kez tekrar etmiş olduk. Bakın örneğimiz tamamıyla çıktı. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.